Tuğçe, ne yapıyorsun bugün arkadaşım? Bir işin var mı? Yo, eve gitmeyi düşünüyordum. Hayırdır, bir şey mi isteyecektin? Ya bir modellik ajansındaki seçmelere gideceğim de çok heyecanlıyım. Benimle gelirsen belki heyecanımı bastırmama yardımcı olursun. Vay, modellik falan ne iş? Ha, baktın top okumak uzun sürüyor, kısa yoldan köşeyi mi döneyim dedim. Ya dalga geçme be. Eğlenmek için gidiyorum ben. Para da veriyorlar. Daha ne isterim? Peki ne seçmesi bu? Ya bir reklam için afiş çalışması mı ne yapacaklarmış? Onun seçmeleri, fotoğraf çekecekler. E hadi gelelim bakalım. Belki senin sende bir iki tane ünlü görürüz. Gel. Merhaba Utku Bey. Hı. Seçmeler için gelmiştik. Hı. Ay. Ay. İnanmıyorum. Sen gerçek misin? Ay vallahi gerçekmiş ayol. Pardon. bir şey mi oldu acaba? Hem de çok güzel bir şey oldu. Afiş için aradığım yüzü buldum. Dur. Bana bak. Hı, çok güzel. Sola bak. Sağa bak. Bana bak. Güzel. Neşeli bak. Güzel. Üzgün bak. Mazbut. Ay harika. Tamam. Bu afişin yüzü sensin. İş senin. Ama ben önce şöyle bir yanlış anlaşılmayı düzelteyim. Ben buraya seçmeler için gelmedim. İnanmıyorum. Ya niye geldin? Niye? Niye? Arkadaşım Emel seçmeler için geldi. Ben de ona destek olmak için geldim. Sen şimdi bu afişte olmayacak mısın? Ben modellik için gelmedim ki buraya. Sen bu dünyaya modellik yapmak için gelmişsin. Haberin yok. Hadi itiraz istemiyorum. Bak bu afişin yüzü sensin. Tamam mı? İş senin. Emel'cim sen de bir şeyler söylesene canım. Ya saçmalama Tuğçe ya. Böyle bir fırsatı tepecek misin? Bak. Aferin kız Emel. Hı? Sevdim seni. Hadi yürüyün şimdi stüdyoya geçiyoruz. Hadi daha makyajınız yapılacak. Hadi kızlar hadi hadi. Hadi çok ama işimiz ben... var. Hadi 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 hadi. Çok güzel. Çok güzel. Utku Bey. Ya siz benim bu proje için doğru yüz olduğuma emin misiniz? Ay sen hala orada mısın? Her şey tamam. Birazdan rol arkadaşın gelecek. Çekimlere başlayacağız. Uyan da balığa gidelim. Merhabalar. Ah işte geldi. Tuna. Hoş geldin. Girdiğin her yeri ışıltınla aydınlatıyorsun. Star ışıltısı dedikleri bu olsa gerek. Ünlü pop şarkıcısı Tuna değil mi bu ya? Ta kendisi. Ne iş var ki acaba burada? Tuna gel. Seni çekimlerdeki partnerinle tanıştırayım. Bu dünyalar güzeli Tuğçe. Tıp fakültesinde öğrenciymiş. Doktor hanım. Şu kalp ağrıma bir ilacınız var mı acaba? Ay ne güldüm. Ay ne güldüm. Tuna. Bu arada yeni albümün hayırlı olsun. Tamamını dinledim. Bütün şarkılarına bayıldım. Sadece sen değil canım. Tüm Türkiye bayıldı şarkılarıma. Ya normal. Utku Bey çekim için hazırız. Öyle mi? Hadi hep beraber geçiyoruz. Hadi 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 çok işimiz var. Hadi. Naber? Hoş geldin bir tane. Hoş bulduk. Murat, sana söylemek için sabırsızlandığım çok güzel bir haberim var. Neymiş bu güzel haber? İş buldum. İş mi? Ne işi bu? Modellik. Modellik mi? Evet. Hem öbür işlere benzemiyor bu. Çok da güzel para veriyorlar. Ajansın sahibi de çok beğendi beni. Sen bu güzellikle kesin star olursun dedi. Murat. Ne oldu? Yüzün düştü. Sevinmedin mi? Ya Tuğçe, nereden çıktı bu modellik şimdi? Ne demek nereden çıktı Murat ya? Sanki çok kötü bir şey yapmışım gibi konuşuyorsun. Ha, iyi bir şey mi yapıyorsun? Murat, yaptığım şeyin nesi kötü Allah aşkına? Anlamıyorum ki. Tuğçe, bak sen benim karım olacaksın değil mi?
Ben de senin modellik falan yapmanı istemiyorum. Kocam olacaksın diye hayatım hakkında kararlar veremezsin Murat, tamam mı? Benim hayatımı sen mi belirleyeceksin ya? Çünkü ben senin kölen değilim. Ya saçma sapan konuşup lafı çarpıtmasana. Kölen misin dedim ben sana. Benim lafı çarpıttığım falan yok Murat. Senin lafın zaten yeterince çarpık. Bıktım artık bana karışmandan ya. Sen rahatsız oluyorsun diye psikoloğa gitmeyi bıraktım ben Murat. Neden gitmiyorum zannediyorsun Fırat'a? Sen kıskandığın için. Ya fark edemedin mi hala sen? O adam ne kadar labali bir herifti. Hayır canım, sen fazla kıskançsın. Murat her şeyden rahatsız oldu. Farkında değil misin? Bak Murat, kendine çeki düzen ver, yoksa bu iş daha fazla yürümeyecek. Anneciğim. Benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Söyle kızım. Ama kızmak yok. Bana mı? Kızmak yok dediğine göre kesin kızacağın bir şey söyleyeceksin bana. Anneciğim öyle bir şey değil. Yani sadece senden izin almadan yaptığım için biraz kötü hissediyorum kendimi. Otur bakayım şuraya. Ne yaptın? Şimdi bizim okulda Emel var. Var. O modellik yapıyor. Bugün de bana bir seçmelere gidecekmiş. İlla tutturdu, sen de gel bana destek ol diye. Sen de gittin tabii. Tabii. Ama bil bakalım orada ne oldu? Ne oldu? Ajansın sahibi benim yüzümü çok beğendi ve fotoğraf çekimlerine beni soktu. Bir dakika şimdi sen reklam filminde mi oynadın yani? Yani öyle bildiğimiz televizyon reklamları gibi değil. Billboardlar için afiş reklamı. Ya anne, senden izin almadan yaptığım için özür dilerim ama vallahi adamdan düşer gibi oldu. Peki bu modellik işine devam edecek misin? Evet, çünkü çok iyi para veriyorlar. Okul ne olacak küçük hanım bu arada? Hani okulun her şeyin önündeydi senin? Önce okulunu düşünecekti. Anneciğim, bu öyle öbür işlere benzemiyor. Yani 15 günde bir, bilemedin haftada bir iş çıkıyor. Zaten bir işte en fazla 2 saat sürüyor. Yani okuluma hiç mani olmayacak. Söz veriyorum. Emin misin? Eminim. Peki. Benim kızım ne yaparsa her şeyin en iyisini, en doğrusunu yapar. Bundan hiç şüphem yok benim. Hadi bakalım. Canım annem benim. Sen dünyanın en güzel annesisin. Yağcılarda inecek var. Murat ne diyor bu işe? Anne ya, bırak o geri kafalıyı. Bak ben sana söylüyorum, Osman Ali otura kalka iyice ona benzedi bu. Bana bak, siz kavga mı ettiniz yine onunla, ha? Neymiş, ben beyefendinin ileride karısı olacakmışım da beyefendi karısının modellik yapmasını istemiyormuş. Anne sinir oldum ya, var mı böyle bir şey? Yok böyle bir şey. Hadi üzülme, ben yarın onunla durakta konuşur, onu ikna ederim. Hadi şimdi anneye gidiyorsun. Model Hanım, güzel bir orta kahve yapıyorsun. Yürü. Baş üstüne. Yürü. Merhaba Murat'cığım. Hadi gel senle şöyle bir çardağa çıkıp konuşalım istersen, ha? Tabii ablacığım. Otur bakalım. Evet. Senin canın niye sıkkın bakayım? Yok bir şeyim be abla. Var, bir şey var. Tuğçe bana her şeyi anlattı. Sen Tuğçe'nin modellik yapmasına mı kızıyorsun? Hı? Haklı değil miyim ama ablacığım, yani baksana Tuğçe gibi bir insanın ne işi var ortamlarda? Abuk subuk bir sürü dejenere ortam. Haklı değilsin Murat'cığım. Ama ablacığım. Aması maması yok. Hem sen niye kıskanıyorsun Tuğçe'yi? Evladım sen Tuğçe'ye güvenmiyor musun yoksa? Hiç olur mu öyle şey Melahat abla? Yani Tuğçe'ye güveniyorum tabii ki de ama görüyoruz işte magazin programlarında bir sürü abuk subuk insan var ortamlarda. Ama bir sürü de düzgün insan var değil mi? Kimsenin günahını almamamız lazım. Orası da öyle tabii. Tuğçe bana söz verdi. Derslerini aksatmayacak. Öyle arada bir çıkarsa modellik işi gider yaparım anne diyor. Ne var bunda oğlum? Madem size söz vermiş Tuğçe, ben de konuşup gönlünü alayım bari, tatlıya bağlayalım bu işi. Hadi bakalım. Hadi geç şimdi içeri. Buyurun. Sağ olasınız. İyi günler.
Bunlar ne ya? Hiçbir kadın size hayır diyemez. Tuğçe, bu nedir ha? Ne demek nedir? Bildiğin afiş işte. Afiş olduğunu ben de görüyorum ya. Nasıl yaptın sen böyle bir şeyi? Bu ne biçim afiş? Ne varmış bu afişte Murat? Maşallah her şey var Tuğçe. Ne mi samimiyet bu adamla ya? Şu hale bak. Ya Murat sen delirdin mi? Sokaklarda başkalarına ait bundan çok daha cesur binlerce afiş var ya. Ya kızım beni başkaları ilgilendirmiyor. Beni sevdiğim insan ilgilendiriyor. Nasıl yaptın sen bunu? Sevdiğim mi? Senin sevgin böyle mi Murat? Seninki düpedüz hastalık. Ya utanmasan bu adamla ilişki mi olduğunu söyleyeceksin ya? Allah kahretsin! Ya Nuri babacığım, ben ne zaman evlenmeye kalksam böyle bir şey olup direkten dönüyorum. Acaba bağ böyle büyü ile kısmetimi falan mı bağladılar? Diyorum ki böyle üfürükçüye falan gitsem de bozdursam. Saçmalama oğlum. Nereden çıktı şimdi üfürükçü ya? Otur oturduğun yerde başıma yeni belalar açma benim hadi. Şey Nuri baba, Tuğçe'nin afişleri gördün mü? Görmemek mümkün mü oğlum ya? Bütün şehri donatmışlar. He Nuri babacığım, Murat abicimin dün gece morali çok bozuktu. Bir de böyle içkiye başladı yeniden, haberin olsun. Hay Allah ya. Merhaba baba. Merhaba oğlum. Gel şöyle yamacıma bakayım. Hayırlı olsun, içmeye başlamışsın gene. Geçen defa içtiğinde başına neler geldiğini unuttun galiba ha? Ali Kemal yetiştirdi değil mi baba? Aa, onu nereden çıkarıyorsun Murat abicim? İkiz Kuleleri de ben vurdum. Irak'a da ben girdim. Krizi de ben çıkardım. Ya Hüseyin abicim sen şahitsin. Ben öyle bir şey yetiştirdim mi? Yetiştirdiyse de iyi etti. Bak Murat. Sen benim oğlum gibisin. Senin tırnağına zarar gelse benim ciğerim parçalanır. Eyvallah baba. Sen de benim için gerçek babadan farksızsın biliyorsun. Tuğçe'nin afişlerine kızdın değil mi? Kızmamak mümkün mü? Yani Murat biraz küretkar olabilir ama biliyorsun... Bu parfüm afişleri hep böyle oluyor be evladım. Baba ne gereği vardı ki böyle bir şeyin? Hiç yapmasaydı. Bak oğlum, Tuğçe akıllı, namuslu ve kültürlü bir kız. Yanlış bir şey yapacağını düşünmüyorum. Oy, bir dakika bir dakika. Bu Tuğçe ablamın afişindeki şarkıcı değil mi? Kapat oğlum, kız arkadaşınla kapat. Bir dakika Nuri babacığım, bakalım ne diyeyim. Dedikodular var, ne diyeceksin? Arkadaşlar, yeni albümle birlikte kendime yeni bir sevgili de yaptım. Kim bu sevgili Tuna? Çok özel biri. Reklam çekimleri sırasında aramızda bir elektriklenme oldu. Şu anda sevgiliyiz. Kim bu kız arkadaşın Tuna? Reklamdaki rol arkadaşım Tuğçe.